Herkese merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Bu video başlıktan da anlamış olacağınız üzere soru cevap olacak. Hemen uzatmadan başlayalım istiyorsanız. Çomur'un en sevdiğin özelliği nedir? Kısaca Çomur'un en sevdiğim özelliği şehrin manzarası. Yani kampüsten şehrin boğaz manzarası diyebiliriz. Özellikle kampüste her nereye oturursanız oturun o boğaz manzarasını görmeniz çok mümkün. Karşıda işte Gelibolu Yarımadası ve sürekli boğazdan geçen o gemiler, büyük yük gemileri. Ve bu manzarayı izlerken içtiğiniz kahve, çay ne varsa artık aşırı güzel bir özellik bence. Yani açıkçası Boğaziçi İstanbul'da neyse konum olarak, yerleşke olarak Çomu de Çanakkale için öyle diyebiliriz. Kitap okumayı sever misin? Kitap okumayı tabii ki de severim ama bir şeyler okumayı sadece kitapla sınırlandırmayı sevmiyorum. Ben çok fazla elime kitap alıp açıp okuyan bir insan değilim. Çünkü çok zamanım yok yani bunun için. Daha çok internetten bir şeyler okumayı, araştırmayı seviyorum. Bu da benim için hani kitap okuma kategorisine giriyor açıkçası. Çünkü artık zaten her şey dijital olduğu için hani bu kitaplar tabii ki de böyle açıp okuması farklı bir his veriyor ama genelde İnternetten bir şeyler araştırıyorum. En sevdiğim kitap nedir ek olarak? En sevdiğim kitap diye sınırlandırmak da istemiyorum yine. Çünkü diğer okuduğum kitaplara hani yazık olur açıkçası. Ben genelde kişisel gelişim tarzı kitaplar okumayı seviyorum. Çok yani birçok kitabım da kişisel gelişimle alakalı ya da işte böyle öğüt veren kitaplar. Roman falan böyle pek fazla okumam açıkçası. Biyografi de okumam genelde. Genelde kişisel gelişim okuyorum. En sevdiğim kitap olarak şunu gösterebilirim sanırım. Her Şey Seninle Başlar, Mümin Sekman. Oldukça eski bir kitap sanırım. Ve döneminde yani alındığı zaman 2,5 YTL'ymiş. O zaman YTL varmış. TL'ye geçinmemiş bile, o kadar eski bir kitap. Ben bu kitabı bayağı küçükken okudum. Ve mesela böyle bazı yerlerinde çizmişim. Sonra tekrar büyüdükçe tekrar kitabı okumaya devam ettim. Hani baştan alıp okumaya devam ettim ve her okuduğunuzda kitap size yaşınıza göre sanki farklı düşündürüyor. Farklı tecrübeler geçirdiğiniz için değişik şeyler hissediyorsunuz. Bu kitabı çok seviyorum. Hala piyasada var mı bilmiyorum ama yeni baskılarını görmüştüm kitap fuarlarında. Kitap önerisi videosu daha sonra yapabilirsin demişsin. Fakat dediğim gibi ben çok fazla kitap okumuyorum. O yüzden böyle bir tarzda video geleceğini sanmıyorum. Baştan söyleyeyim. Bir de seviyorsun demişsin. Sen seviyorsun. Teşekkür ederim. Çomu neden tercihlerinin arasındaydı? Tercih döneminde nasıl bir yol izledim? Öncelikle Çomu'nun tercihlerimin arasında olmasının tek sebebi bilgisayar mühendisliği sıralamalarında benim girebileceğim yerler arasındaydı. Yani hatta orası gelmez gözüyle baktığım yerlerden biriydi Çomu. Bunun dışında aslında üniversiteyi ilk başta hiç araştırmamıştım. Hani sadece yerleşkesine baktım. Öğretim elemanlarına baktım. Bu kadar. Başka hiçbir şeyine bakmamıştım. Tercih döneminde nasıl bir yol izledim? Tercih döneminde açıkçası ben aslında tercih dönemini bayağı uzun bir süreçte yaşadım. Sınav olduktan sonra ve sonuçları bekleyene kadar olan süre zarfında ben sürekli araştırmalar yaptım. Zaten bilgisayar mühendisliği istediğim için direkt bölümleri ve sıralamaları teker teker yazdım. Soruları daha sonra kontrol ettikten sonra işte sürekli zaten sitelerden bakıyorsunuz işte. Sıralamam şu gelir, şu gelir, şu gelebilir diye baktığınız yerlere göre de ben bir sıralama yaptım. Sonuçlar gelmeden önce benim çoktan tercih listem hazırdı aslında. En son sonuçlar geldikten sonra özel üniversitelerle alakalı birkaç tane eleme yaptım. Bu şekilde işledi yol. Yani aslında tercih süreci benim tercih zamanında olmadı. Çok daha önceden başlıyorsunuz galiba bunları yapmaya. Yani ben önceden başlamıştım. Kitabı da bırakayım oynamayı. Tercih döneminde böyle bir yol izledim. Yani kafamda istediğim bir bölüm vardı. Ben o bölümle alakalı tüm Türkiye'ye baktım. Nerede ne var? Birçoğuna da baktım. Hani eğitimi nasıl, kaç tane profesörü var? Yorumlarına bakmaya çalıştım ama çok fazla yorum bulamıyorsunuz tabii doğal olarak. YouTube'dan çok faydalandım bu süreçte. İşte mesela şu üniversitesi bilgisayar mühendisliği YouTube'da aratıyorum hani bir şey var mı, bir yorum var mı falan gibi. Bunlar çok işime yaradı. Hatta belki siz de benim bilgisayar mühendisliğiyle alakalı yaptığım videodan yararlanabilirsiniz. Online eğitimden mi olsun? Çanakkale'den bahseder misin biraz? Daha önce bulunduğun bir büyük şehir olduysa kıyaslayarak anlatman güzel olabilir. Hemen bahsedeyim.
Çanakkale küçük şehir statüsünde bir şehir. Büyük şehir olarak geçmiyor. Küçük bir şehirde yaşadığınızı mı bilmiyorum ama küçük şehirlerde genellikle ulaşım rahat olur. Gidip gelebileceğiniz alanlar kısıtlıdır. Aktivite yapmak için çok fazla seçeneğiniz yoktur diye düşünebilirsiniz. Şöyle düşünün ama Balıkesir de büyük şehir olarak geçiyor. Ama Balıkesir de Çanakkale gibi diye düşünebilirsiniz. Hatta bence Balıkesir'de deniz olmaması Çanakkale'den yani çok büyük bir eksi. Bence Çanakkale'de denizin dibinde oturup bir şeyler yapmak arkadaşlarınızla falan çok daha büyük bir aktivite bence. Balıkesir'de okumak asla istemezdim. Ve burayı da tercihlerimde son sıraya falan yazdım. Hani bir Balıkesirli olmama rağmen asla burada okumak istemezdim. Çünkü boşverin Balıkesir'i anlatmıyoruz. Bunun dışında İzmir, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerle karşılaştıracak olursak daha önce İzmir'de bulundum. İzmir de bence düşünüyorum ki oradaki trafik, ulaşım, yaşam şartları çok daha karışık. O yüzden ben Çanakkale'nin küçük bir şehir olmasını ve üniversitemi böyle bir şehirde okumayı çok seviyorum. Çünkü ben trafik insanı değilim, sevmiyorum yani. Şurada 15 dakikalık yolda bile sıkılıyorum minibüste. O yüzden büyük şehirde artık böyle olmaktan sıkıldıysanız o trafiğinden falan. Çanakkale böyle bulunmaz bir nimet bence yani. Tabii ki de Çanakkale'de trafik oluyor ama bir büyük şehirle kıyaslayamazsınız. Onun dışında Çanakkale'nin çok fazla doğal güzelliği var bence. Özellikle denizi, boğazı, işte yeşillikleri, insanının, yani Çanakkale yerli insanının doğaya böyle çok önem vermesi bence aşırı güzel bir şehir kılıyor Çanakkale'yi diye düşünüyorum. Bu arada Çanakkale'de yaşayan insanlarla alakalı da şu zamana kadar hiçbir sorun yaşamadım. İnsanlar gerçekten hani böyle tatlı, yardımsever bence. Tabii ki de şu tarz konular var hani ev kiraları bilmem ne. O her şehirde olduğu gibi aynı muhtemelen kiracı olarak çok daha fazla şey yapmıyorlardır size öğrenci olduğunuz için. Umarım karşılaştırmalı anlatabilmişimdir. Daha ayrıntılı bir video isterseniz Çanakkale ile ilgili ve Çomu ile ilgili lütfen daha ayrıntılı sorular sorun ki bana onlara yönelik cevap vereyim. Psikoloji ile ilgili izlediğiniz diziler varsa öneririm. Bu sorulara ben daha önce baktım. Baktıktan sonra psikolojik diziler araştırdım. Zaten genellikle yabancı dizileri izliyorum ama çok fazla psikoloji adı altında dizi bulamadım. Ama son izlediğim Netflix'te Behind Her Eyes diye bir dizi vardı. Aşırı güzeldi. Bayıldım. Zaten bir sezon ve 8 bölüm. Kesinlikle izlemenizi öneririm. Kesinlikle o psikolojik bir dizi ve sonunda çok şaşırıyorsunuz. Hiç paranormal bir olay yaşadın mı? Paranormal bir olay şu zamana kadar yani şu dakikaya kadar yaşamamıştım ama videoyu açmadan önce şu ışıklar aşağıda prize bağlı sürekli yanıp söndü, yanıp söndü. Prize de bazen temassızlık yapıyor ama bu kadar çok yapmıyordu ve prizi değiştirdim. Şu an olmuyor ama yaşadım, şu an yaşadım ama bunun dışında hiçbir şey yaşamadım, yaşamak da istemem. O tarz konulara inanıyorum ve hoş değil. Devam soruya aynı kişiye koyacağım zaten. Ve sanırım sevgilim vardı. Neden hiç beraber video çekmiyorsanız çok eğlenceli olabilir. Seviyorsun. Teşekkür kalıyordum. Teşekkür ederim. Siz de seviyorsunuz. Bu arada hepinize soru sorduğunuz için teşekkür ederim. Evet sevgilim vardı ve hala var. Var deyince ayrılmış gibi olmasın. Neden hiç beraber video çekmiyoruz da gelirsek. Birincisi onun çok fazla böyle YouTube'da, sosyal medyada görünmek istediğini düşünmüyorum. Ki görünmek de istemiyor. Ama belki bir gün bu Covid maceraları bittikten sonra isterse bir video çekebiliriz birlikte. Bence de eğlenceli olabilir ama zaten şu anda pek görüşemiyoruz. Çok dışarı çıkamıyoruz. Zaten her yer kapalı. O yüzden çok bir şeyler yapamıyoruz yani böyle diyebilirim. Çamtıp'tan arkadaşım varsa oranın eğitimiyle ilgili bilgi alabilir misin? Ben sizin için bilgi alamam belki ama bir sınır tanıyorum. Hatta YouTube kanalı da var. YouTube kanalının ismini bilmiyorum ama açıklama kısmına koyayım. Hatta şuraya da yazayım. Şu an aklıma gelmedi. Ama Bilge İnsan da yanılmıyorsam. Çomitip'te okuyor kendisi. Yanılmıyorsam bayağı da sınıfı var yani. Belki de son sınıf olabilir. Çünkü TUS'a hazırlanıyor diye biliyorum. Onun Çomitip'le alakalı videoları var. Bence onun videolarına gidip bir bakın önce göz atın. Daha sonrasında da yorumlarda ona ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum. Şuraya koydum ismini. Bir Balıkesir turu çeksen de fena olmaz. Yasaklar kalkınca galiba orada yaşıyorsun. Evet, Balıkesir'de yaşıyorum. Bir Balıkesir turu çeksem fena olmaz. Açıkçası Balıkesir merkeze çok da çekebileceğim bir tur yok. Yani bence yok. Tur tarzında videolar çekmek de ayrıca zor olur diye düşünüyorum. Ama bu önerin için teşekkür ederim.
Düşüneceğim, düşüneceğim. Bakacağız. Belki Balıkesir Üniversitesi okumak isteyenler de vardır. Çünkü bu faydalı bir içerik olabilir ama gerçekten şu virüs varken biraz zor. Çomlu hemşirelik hazırlık hakkında bir bilgin var mı? Çomlu'da hemşirelik nasıl anlatır mısın? Çomlu'da hemşirelik okuyan hiçbir arkadaşım yok. Ama Çomlu hazırlık hakkında bir bilgim var. Çomlu'da hemşirelik için hazırlık yok. Buna baktım. Zaten olmadığını da düşünüyordum. Belirli bölümler için hazırlık var. Hemşirelik için hazırlık yok. Zaten daha önce de hiç duymadım ben hemşirelik okuyup hazırlık okuyan. Hemşirelik nasıl anlatır mıyım? Gerçekten bilmiyorum ama bilmiyorum yani. Eğer Çomlu'da hemşirelik okuyan biri varsa lütfen yorumlarda yardımcı olabileceğini falan söylerse çok sevinirim yani. İletişime geçersiniz. Ya pilavların güzel oluyor bence. İçine yemek yaptığın anları da çek, beklersen güzel olur. Yemek herkesin dikkatini çeken bir konu. Bir günde ne yiyorum mesela? Yaparken de yerken de çekersin. Muk, bangımsı bir şeyler. Teşekkür ederim. Buna zaten cevap vermiştim. Soru değildi bu ama şurada size soru sorayım. Yemek yaptığım, bir günde ne yedim videosu ister misiniz? Bu tarz videolar. Yoruma yazın. İstanbul'da yaşayan biri için Marmara mı? Yani Marmara Üniversitesi mi yoksa Çömü mü? Şöyle bir konu var. İstanbul'da yaşayan birisi büyük şehrin olanaklarına ve aslında büyük şehrin avantaj ve dezavantajlarına alışmış birisidir. Eğer İstanbul'daki trafik ve o karışık karmaşıklıktan bıktıysan kesinlikle Çomlu derim. Ama Marmara Üniversitesi de tabii ki hani bayağı iyi bir üniversite. Bu da tam olarak bölümüne bağlı. Bölümün ve bölümün imkanlarına bağlı. Yani Marmara'da mı bölümünün imkanları daha iyi, Çomlu'da mı? Buna da biraz sen karar ver. Ama dediğim gibi başında da anlattım zaten. Çanakkale küçük bir şehir. İstanbul'la kıyaslarsanız hani ikisi arasında daha kadar fark olacaktır. Çömü'de psikoloji bölümü var mı? Baktığımda bulamadım demişti. Ben de baktım. Ben de maalesef psikoloji bölümü bulamadım. Ama PDR var. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik. Tabii ikisi de farklı şeyler ama psikoloji yok. PDR var. Böyle bakın. Çömü'de birçok bölüm yok. Bunun sebebi ne bilmiyorum ama Çömü çok ilçelere de yayılmış bir üniversite aslında. Yani çok fazla fakültesi var aslında ama değişik alanlarda var. Yani mesela mühendislik alanında makine mühendisi yok, elektrik elektronik yok, yani endüstri yok. Bu tarz şeylerin birçok üniversitede olmasını beklersin. Ama mesela Çömbe'de yok. Nedeni bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Bilgisayar mühendisliği var, çevre mühendisliği var, inşaat mühendisliği var. Değişik yani mühendislikler var ama her üniversitede olan mühendislikler yok. Nedenini bilmiyorum. O yüzden psikoloji de yok mesela. Ama belki açılır. Yani açılmaktadır. Çünkü bazı bölümlerde yeni yeni açılmaya başlıyor. Mesela bu şey vardı. Okul öncesi sanırım yanılmıyorsam. O yeni açılmış olabilir. Bir de özel eğitim öğretmenliği bölümü sanırım yeni açıldı. Yani bir şeyler yeni yeni açılıyor aslında. Sorularımız bitmiş. Bu kadar az olduğunu biliyordum. Yalan söylemeyeyim şimdi ama birkaç soru daha vardır diye düşünüyordum. Olsun. Umarım sorularınıza cevap verebilmişimdir. Son defa bakayım tekrar yeni soru yazdınız mı? Yazmamışsınız. Teşekkür ederim. Genelde bu tarz soru cevap videolarında sizden topluluktan soruları istiyorum. Çünkü Instagram'dan istediğimde çok fazla katılım olmuyor. O yüzden topluluk sekmesine ara ara bakarsanız benimle iletişimde olabilirsiniz. Birçok şeyi de paylaşıyorum orada. Yani işte yeni video duyurusu ya da bir şeyler sordum ben size. Böyle. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yine çok fazla uzun ara olmadan video çekmeye ve YouTube'a atmaya uğraşıyorum. Umarım sorularınıza cevap bulabilmişimdir. Bana video fikirleriniz varsa yine zaten yapanlar vardı video fikri. Yazabilirsiniz yorumlarda. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Hep bana seviliyorsunuz demişsiniz. O yüzden insanın bir tarafından böyle hani seviyorsun, seni seviyorum, bana güzel enerji veriyorsun diye şeyler duyması gerçekten çok güzel şeyler. O yüzden çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. DS olarak geçiyor. Ama Balıkesir bir Balıkesirli olarak kamera arkası.